Tabii değerli seyircilerimiz, gördüğünüz gibi kameramen arkadaşlarımız bizim için güzel bir şekilde Bağdat'ı çekmiştiler. Bilirsiniz Bağdat her zaman güzeldi. Bağdat'ın özü güzel, Bağdat'ın milleti güzel, Bağdat'ın suyu güzel, Bağdat'ın tüm yerleri birbirinden güzel. İnan ki Bağdat'ta, yani Bağdat'a girdiği halde hissedersen bir hayat var özünde, hissedersen bir ruhiyat var özünde. İnan bilmirəm, yani hiçbir şuurlarımız vasf olunmaz. Tamam biz Bağdat'ta yaşamamışız ama Bağdat'a girdiği zaman yani başka bir alamdı. Çok güzeldi. Allah ya Rabbi Bağdat'ımı her zaman saklasın. Her zaman milletimi, Bağdat'ımı güzel güzel yerlerini kadadan, beleden uzak etsin. Ve bu kara bulutu kaldırsın tüm Irak'ımın üstünden. O zaman değerli seyircilerimiz geçelim özel bir fakaramıza. O da bilirsiniz ki her programda bizi kırmadan misafirimiz var. Ama bugünkü misafirimiz çok sürpriz olacak. Sürpriz dediğim halde güzelim Duz Hurmatı'dan, güzelim Duz Hurmatı'dan bizim davetimizi kabul etmeye bizlere ve tüm burada çalışan arkadaşlara bir büyük şeref verdi. Bilirsiniz biz temennimiz budur programımızda, stüdyolarımızda, tüm bölgelerden ki bizlere şeref verirler ki burada misafir olduğu hallarda. Azından biz bilsin, tüm dünya bilsin, bizim yurt içinde olan insanlarımız bilsin. Türküman her zaman sakafata ve her zaman kültürlü bir milletti. Dilin seven, vatanın seven, her şeye sahibiz biz. Tabi gel gele misafirimizi daha yakından tanıyalım. Sizler daha yakından tanısınız. Genç ama yaptığı işler çok büyük. Ve gel gel onu yakından tanıyorum. Günaydın. Günaydın Ersen. Necesin efendim? Şükür, çok şükür, sağ olasın. Tabii ben istemedim çok fazla seni tanıtırım. Değerli seyircilerimiz senden işitseler daha mutlu olurlar. Öncelikle günaydın Ersen Bey, günaydın Türkmeneli, günaydın bütün Irak'a. Güzel, güzel. Günaydın sana da ve sağ olasın ki bizi kırmadan programımıza, doğrusu bize bir büyük şeref verdi. Programımızı, davetimizi kabul etmekten. Erşad Haydar Xumaz. Kimdi? Erşad Haydar Xumaz Duz Hurmatı Çakala Mahallesi'nde dünyaya geldi. Güzel. Öz hayatımdan konuşayım önceden. İlkokulu Duz Hurmatı İdrisi Mektabı'nda başladım. 1981 yılında. İlkokul, ortaokul bunları Duz Hurmatı'da bitirdim. 91 senesinde Fünun Cemile'ye kabul olundum Musul'da. Güzel, güzel. Biz beraberydik inşallah. Yani güzel, o böyle hatıralar da vardı aramızda. 96 senesinde mezun oldum Fünun Cemile Musul. İşte devlet görevimi yaptım, motamın görevimi yaptım. Askerlik diye o vakitler askerlik icbariydi belki bilirsiniz. Erşad Bey bu konuya girmeden önce sen bir güzel noktaya değindin bence. Yani Duz Hurmatı Çakala Mahallesi'nde. Bəli. Çakala Mahallesi tabi isterim onu da değerli seyircilerimize fazla açıklayayım özün. Yani bir bölgeni istirsey bilesey o bölge sahabi kimdi? Yani hürmetimiz de var başka dillere. Bilesen mesela sahabi kimdi mahallelerin adından bilesen. Bəli. Yani Duz Hurmatı da Çakala Mahallesi, Mustafa Ağa Mahallesi, Mulla Sefer Mahallesi, Aksu Mahallesi. Bu da bir büyük delalattı ki Duz Hurmatı bizimdi. Ama farkımız yoktu bizim yani çünkü biz orada bir küçük Irak'a benzer, bizimden başka diller de var. Ama bu Çakala Mahallesi dediği zaman fikrimi çekti. Bəli buyurun, mezun oldu hükümetten. Mezun oldum hükümetten, bilsen genç olarak kendi hayat başladı bizim için. Bəli. Öz şeyimize başladık yani, nece diğer dünyanın meşguliyatına başladık. Tamam. Bir yurt dışı maceramız oldu. Tabii ki Türkmen olarak biz eski rejimden çok zulüm gördük. Doğru. Bu arada biz devleti terk etmek zorunda kaldık. Bir 10 yıl Almanya maceramız oldu daha doğrusu. Tamam. Herhalde bizim vatan içimizde gezen bir şeydi. Yani doğru, hiç ayrılmaz bizim yüreğimizden. Özellikle Duz Hurmatı, güzelim Duz Hurmatı. Yani biz oraya saygımız sonsuzdu yani. Şehirler bölgesi, yiğitler bölgesi Duz Hurmatı. İnkar olunmayan. Ama istirham o noktaya dağım. Sen neden yani 2010'da döndü yoksa? 2012 dönüş yaptım. Neçede gittin? Ben 2001'de. 2001'de gittin. 10 sene civarında ben Almanya'da yaşadım. Yani Saddam rejimi zamanı gitmiştin sen.
Bəli. Neden gidiyor yani? Tabii ki Ersan Bey, bunu ben anlatmam, bütün millet zaten bilirdi eskiden. Bilir. Zulmünü bilirdi. Bizim özellikle Türkmen bölgelerine, Türkmenlere var. O ettiği zulmü herkes bunu bilir. 2012'de geri dönüş yaptım doğrusu. Güzel. 2012'den beri... Neden kalmadı orada? Yani Avrupa kimin mesela bir genç, çok gençlerimiz var. Tamam, ne der çıksılar yurt dışına, Avrupa kimin bir yerde. Ha. Ama sen bilersem Almanya'da, yani bilersem yurt dışında. Ha. Neden döndün bir de? Ersan Bey, Almanya Almanlar için de. Bu bir noktada, bu benim için de gezen tabii ki her devlet özü için, tamam. Öz insanları için. Tamam, ardallah vasiha necidir Arapça gelalım o özüne. Bela. Bizim Irak bizim içindir. Bizim memleket bize ihtiyacı olduğu için doğrusu gözümüz necidir öz memleketimizde, öz memleketimize hizmet için doğru. Biz yarandık ve o görev bizim üzerimize düşürüyor. Tabii ki elinden gelen insan hiç eskik etmeden devletine hizmet etmesi lazım. Güzel. 2012'de dönüş yaptım. 2012'den beri Vuzaret-i Şebab, Müdiriyet-i Şebab oraya Kerkük'de görevdeyim. Güzel. Bəli. Kerkük'te yani. Bəli. İndi hal hazırda oradasın yani diyelim Kerkük'te. He, ben Kerkük'te hal hazırda Müdir Muntada Thakafe ve Funun Eşşebab. Güzel, Kerkük'te. Bəli, Kerkük'te görevdeyim. Tüsin bölgesinde. Tüsin bölgesinde aynen. Müdürlük yapsın orada. Müdürlük yapıram. Bizim önceden şeyden bu görevden önce ben mesul şubet amel tatavvi, gönüllü işler yapan sorumlusuydum müdiriyet şebab. Tabii ki müdiriyet şebabın çok bölümleri vardı, çok şubeleri vardı bilahare yani dediğim zaman. Şubelerde yani onu açıklamaya geleceğim. Bizim tabi riyadı vardı, fekafe ve funun vardı, nisvimiz vardı, ilmimiz vardı, riyadımız vardı. Fırak şiabiyemiz vardı. Bunlar herkes öz şeyinden görevlisi vardı. Herkes öz şeyine göre sorumludu bu işlerine. Eydi bu görevlerde yani siz orada mesela devlet kurarsınız bunlar için? Millet geldi halde yoksa ne şekilde yani? Tabii ki bizim bizim görevimiz asıl bizim müdiriyede olan görevler başka, müntedeyet başka. Müntedeyet başka. Bizim görevler müdiriyede olan görevler müntedeyetten sorumludular. Doğru. Herkes öz bölümüne göre yani. Fenni olan fenniden, sekafi olan sekafiden, riyadı olan riyadiden, tabi riyadıya kadar var. Bizim şeyimiz, amel tatavvi sorumlusuydum ben müdüriyede. Allah'a şükür öz kefaimle, öz şeyimle seçildim. Sekafi funun öz mesleğimi devam ettirmeye. Yani müdür seçildi. Diye müdür seçildim, çok şükür Allah'a. Yani sağ olsun beni destek edenlerden, yani seçenlerden buradan şükranlarımı sunarım onlara. Bizim bölümlere gelen, bizim benim olduğum... Erşed Bey, tabii müdür seçimlik bence yani bir kadir orada olduğu halde mesela bir daireye girdiğinden azından bir 50 fazla civarında bir muvazzaf var bir küçük dairede. Aynen. Yani bunun müdür seçimliği tabii boşundan gelmez. Tabii ki. Elbet ki o insan, o devlet memuru ise, muvazzafsa işini gördüğü zaman bütün orada olan muvazzaf arkadaşları yani elbet ki bunu seçerler müdürlük yani ki orada... Müntedanın başında olsun. Evet. Seni acaba arkadaşlar ki seçtiler yoksa mesela diyelim özü vüzaradan geldi senin için müdürlüğü yoksa bunu biraz fazla açıkla bizim için. Tamam tabii ki Ersan Bey yani şimdi seçilmek her insan seçilmez sanırım. Seçilmez. Yani, ben istedim o noktaya da. Ben özellikle buradan bizi yetiren insanlara tabii ki boştan gelmedik. Boşundan gelmedik. Öncelikle babamın ellerinden öperim. Güzel. Bu bizi yetiren, yorulan bir insandı. Ben de burada sözümü Haydar ama Haydar kılmasam ellerinden gözlerinden öperim. İnan ki yok sizlere besbabalık edir. Bütün memleket gençlerine abilik yapar, büyük kardeşlik, nesihatinden filanın saygı hürmetim var özüne. Bəli. Ve orada olan babamdan geçen arkadaşlara tabii ki insan kuş bir kanattan hiç uçmaz. Uçmaz. Onu anlatmak istedim. Oradaki olan arkadaşlar Kaptan Tahir başta gelen. Tahir onda... Muhammed Tüzlü'ye de saygı hürmetimiz var yani. Tahir Efendi çok güzel yani çok zaman daha ki Kerkük'e geçtiği halde. Ben bilirsem Tuzla Muntede'de çalışırdı. Ama son zamanlarda görürük Kerkük'te güzel işler yapar. Saygı hürmetimiz var. Tahir Efendi gözlerinden öperek. Bəli, buyurun. Bəli, onun yanında da bizim arkadaş İmad Nazım aynen destekte bulunan menadi. Adları çok Ahmet Hazım Ustadı bunlar arkadaşlar ustad herkes öz görevini yapıyor. Gerçekten bana destek oldular yani. Doğru.
Buna, bunların desteğiyle doğrusu ben Thakafı Fünun şeyine seçildim. Tamam. Çok şükür de bir ilde ben görevimdeyim. Güzel. İyiydi bu görevi sen aldığın zaman, yani bir il civarında sen bu görevde çalıştın. Güzel. Neler yaptı bu bir ilde? Neler yaptım? Tabii bunu ben sormuram, bunu millet sorar sana. Tabii ki. Ben bunu öncelikle istedim anlattım. Bizim bölümlerini açıklamak istedim. Olan bölümler, muntedanın içindeki olan bölümleri anlatmak istedim. Benim derzilik bölümüm vardı. Berberlik bölümü vardı. Musika bölümüm vardı. Fenli bölümlerim vardı. İlmi bölümüm vardı. Bunlar hepsi mesrahım vardı. 200 nefarlık bir mesrahım vardı. Bütün şuharalar için ve müziksenler için açıktı kapı. Şenlik için de açıktı. Onlar bunlarda şeyler yapırız. Devrat yapırız özel için. Ne şekilde öyle yapsınız? Yani biraz fazla açıklasayız bizim. Devratı biz versen mi? Çünkü bilsen de için bunu derim sana, pardon. Millet bilsin ki Munteda, Kerkük'te, Tisim bölgesinde ne işler yapırlar. Mesela bazı insan var, bilmir. Bunları fazla açıklasa, değerli seyircilerimiz de tabii sana ekip izlirler. Yani biraz asant olsun özlerine. Bizim Ersen Bey, yani bak şimdi bizim devlet bir takaşüfte geçiyor. Yani biraz maddi durumlar biraz zordu yani bu aralar. 2014'ten önce Vuzara'dan bize destek gelirdi, para desteği gelirdi. Yani maddi destek. Tabii ki maddi de desteği gelirdi, tabii ki hutta da gelirdi yanında. Hutta derken yani bütün nanşitanın huttası gelirdi. Ne şekilde bu madde sarfonu, ne şekilde tabibi, ne de bunu görevde olanlar bilirler özün. O devrelere kalkırdık. Devreler dediğimiz zaman mesela koy adını getiren berberlik devresi. Berberliğe kalkandık, biz tavasıl içtimai yoluyla şeyler yedirdik. Alemi davet yedirdik. Veya postarat da mesela kapıda. Veya arkadaş bölgesi telefonla şeyden yani davet yedirdik, gelirdi bize. Bunu bu şekilde devletleri iyi yedirdik. Bel. Bel, güzel. Tabii benim için bir mesaj gelmişti güzelim, Duz Hurmatı'dan. Haydar. Haydar Nuri Bayram, müdür Munteda Şebab Tuz Hurmatı. Günaydın Ersen Bey, sana ve bütün çalışan arkadaşlarına programda ve özellikle Ustad Erşed Haydar Hummas Efendi. Yani. Eyvallah. Biz de sana diyoruz Haydar Efendi, temennimiz budur. Sen de bir gün stüdyolarda görürüz yakın zamanda. Bəli, bu bölümlere... Mən Haydar Efendi'ye saygım, selamım buradan özüne. İnşallah yakın zamanda bir programımız var. Kaptın Tahir'den ziyaret. Duz Hurmatı Muntedası'na. Güzel. O zaman Erşed Bey, Erşed Efendi, bu bölümlerde mesela ben bir genç olduğu halde, ki diyeyim, ben öz ixtisasım konuşayım ki, çok temennim budur ki, müzik alışım, daha öz özümü tatvir edeyim. Bunlar için ne şekilde bir devre kurarsınız? Yani ne şekilde? Bizim, benim bundan bir hafta önceki hafta önce hat şeyim devran vardı. Hat-ı Arabi dediğimiz. Hat-ı Arabi bilirsen Ersen Bey, teselsülü vardı. Kufi, Ruk'a, bunlar böyle ile ahire gider. Bundan iki hafta önce devranı kurduk. Açık tabii ki bizim yanımızda buradan mesajım millete, yani bizim hiç karşılıksız işlerimiz. Devre tavasıl işte aynı talebe tavasıl işte Fünun Cemile talebeleri daveti sunduk millete, yani devlet şey millet bunu bu şekilde geldi yanımıza da devrelere. Bəli. Yani bence çok asantı, parasız pulsuz da bilirsin. Tabii ki hiçbir şey eli cebinde gel yanıma. Kalemidi, varakasıdı, necidir bütün ziyafası da bütün hepsi benim yanımda hazırdı bunlar. Güzel. Acaba bu bütün muntedayette var yoksa biz? Benim tahassüsü muntedaydı. Kethakafı Fünun'umuzun başka muntedalarımız var, Riyadı'ydı. Tabii ki bölümler de var o muntedayetlerin. O muntedalar yani Riyada önemi çoktu özünde. Thakafi de var, fenni de var özünde. Ben benim muntedem tahassüsü. Kethakafı ve Fünun. Thakafı Fünun şeyinde. Güzel. Tabii ki ben Riyaza'ya da biraz katıldım. Son zamanda öz muntedanın top feriki, Humasi ikinci aldım muntedeler içinde. Yani. Güzel, Riyada olmadığım halde insan sa'y ederse bir şeyi labid hast eder. Tabii özellikle. İnsan boşundan gelmez. İnan ki mesela biz şimdi burada Canabi'den oturmuşuz. Bu kalem de benim elime boşundan gelmez ki elim uzatmasam özüne. Yani insan da bir şey boşundan geldiyse kıymetini de bilmez. Tabii ki. Ama çalıştıysa filan bildiyse istirahat eder. Sonra bence müdürlük yapmak çok zahmetli. Yani biz burada görürüz. Bizim de burada Türkmaniye burada çalıştığımız bizimle olan arkadaşlar müdür
Üstad Abu Rami olsun ve Üstad Nufal olsun ve Üstad Ali Haydar olsun ve bütün kameramenler. İnan ki biz burada bir aile kimin çalışırız. Yani müdir Nancan'a yakın olsa muvazzaflarına daha güzel iş çıkardılar. Bence siz de belensiz görürüm yani bazı arkadaşlardan ki arkadaşlık da yani müdürlük ki öz özü saymışsın sen. Bir arkadaş şekilde bir baksan bulana. O zaman geçeceğim bir başka veteraya. O da burada bir kemmama görürüm. Bunu kameramen arkadaşlarımız bilmirəm, Yasir arkadaşlarımız, tamam görkürü. Bu kemmama bakıram seni dengeli bu kemmama. Bu nədir? Bunu biraz fazla açıqlasay bizim için. Ersen Bey, bunu açıqlamağa... Asant bir şekilde de olubdu yani. Gerçekten. Bizim müstəhil yoxdur. Her tamam. şeyi yapabilir. Tabii ki çok büyük bir şey yapmamışıq ama çok önemli bir şey yapmışıq. Çok önemli de özellikle bu zorufta. Bu zorufta. Bizim son zamanda belki Allah korusun bütün ümmet İslam'ı bu hastalıktan Kerkük'te en son zamanlarda eşittiyiz. Bir 4 hale 5 hale vardı bunlardan. Maalesef bazı seydeliler bunu istiklal etmeye başladılar. Tamam. Bu kamamalar bulmuru, esarları fazla oldu. Benim bir arkadaş tarh etti bu fikri bana. O da müesses, bu mevzu yani. Bu mevzu bana. Müessesetü Muzallada çalışır. Hukuk-ı insan. Kadındı tabi. Usta Derşad bir böyle fikrim var. Dedim buyurun gel ne istersen ben hazırım. Güzel. Tabii ki otla günüydü. Bilsen devam biraz bu aralar hem otladı hem de zoruftan bu şeyler üzerine bizim Kerkük'te biraz fazladı yani bilsin. Tamam. Önemler alanına Seyyid-i Muhafız bundan yani vukaye için tatil verip bu aralar. Kadın beni aradı. Üstad Erşad bir böyle mevzuum vardı. Ben dedim hay hay gel buyurun sen istedim dedi oğlum. Güzel. Tabii ki kapını açtım. Bizim müntede kapı açık tabii ki. Gönlümüz de açıldı bütün güzel. Kerkük milleti için. Ve muvada evveli yani birinci ilk baştan tabii ki şahsi şeyimden getirdim bunu aldık. Birinciden, yani kendi öz cebinden. Öz cebimden tabii ki. Bu hizmet için biz bez cebimiz gönlümüz de açıldı. Doğru. Görevimizde olduğumuz işler için. Tabii ki bunu ilk başladığımız zaman birinci gün 50 kıta dikti bu hanım. Yani bunu bu kadın özü geldi ki tevhid yağın. Pardon. Bu şekilde siz desteklediğiniz özün ki bu kamamat yapsın. Neden bu kamamatı yapar? O pazarda var. Yok Ersen Bey, pazarda bu mevcuttu. Tabii ki mevcuttu. Ama anlattığım gibi bir fetramından önce Kerkük'te çok ezme var üzerine. Ezme olduğu için bizim el birliği olunca o ezme kalkar üzerimizde. Güzel, tabii. Bizim tabii, bütün Kerkük milleti, bütün kavmiyatı, bütün diller, bütün şeyler hepsi bunun için hazır oldular yanımda. Evet. Tavuğu bir şekilde. Güzel. Meccanen, parasız, pulsuz herkes gelip, kadın olsun, erkek olsun bu işleri yapılır yanımda. Ama sizi müntede dedi yani. Ben, bizim müntede benim hiyata, derzelik kağım vardı. O kağının içinde 20 dikiş makinem vardı. O 20 dikiş makinesiyle bunlar günlük şeftat girdi yanıma yani. Parasız pulsuz. Parasız pulsuz. Tabii ki ben bunu ilk başladığım birinci gün 50 parça dikildi yanımda. 50 parçadan tabii ki şeyde olunca Tevasil İçtimai'de neşretti özüm lokadan. Onu edince ilgi gördük. Güzel. İlgi milletten görüldü. Yardım milletten geldi. Yardım derken yok maddi yardımı. Cuhud yardımı, el yardımı. Manevi yardım. Manevi yardım. Bütün buradan da seslendim. Bu bizim benim iş devam eder, hala devam eder. Dünen Kerkük'ün bütün bölgelerinde bu parasız dağıttırıldı. Güzel, millete, paylandı millete böyle. Yani onun dayağında gördüm ben yani bazı yok. Tümü bazı kesay devletler olsun başladılar istiklal etme. Bazı tabii bütününe hürmetim var ama bazı ki insaniyet olmadığı özünde. İnsanda insaniyatlık halde olmasa türlü işlerde yok bes bütün saydeliyeleri yani türlü her işinde çalışır millet ister istiklal etsin. Bazı da yok. Sizi gibi mecani paylardılar. Ve sizi bu destekli bir büyük destekli bence. Yani bunu bence hükümet öz gerek bunu kucaklasın. Bu kadına ki siz destek verip siz bu da sebehinden gel mesela bir şeftişlirse, iki şeftişlirse adam adamı gördüğü zaman inan ki Irak milleti çok bir atfi millet. İnan ki Irak milleti bilmiyorum. Yani görürük de biz memleketlerimize. Allah etmesin bir hastalık olduysa, Allah etmesin bir kötü bir işler olduğu hemen toplanırlar. Yani özellikle güzelim Kerkük'te, Duz Hurmatı'da, Tellahfer'de, Mendeli'de, Türkmen bölgelerinde dillere bakmadan,
Tayfiyete aynen. bakmadan birbiri kucaklarlar. Böyle birinci gün 50 kıta, 50 parça bundan birinci gün. Ha, birinci güne geçelim. Birinci gün 50 parça yapıldı bundan. 50 parça yapılınca tavasıl işte maden eşri olundu. Bu ona dönem aynen tekrar bunu da girmek isterim Ersen Bey. Böyle. Mavada Valiya aynen dediğim takip benden geldi. İkinci kadınlar, erkekler hapsi Allah'a şükür muntedem yani görülmedik şekilde maşallah, ayak var üzerime. Maşallah. Görülmedik kanatlar muntedenin içinde. Tabii ki yalnız değilim. İnsan işi görsel. Ona da gelmek isterim Ersen Bey. Yanımda olan muvazzaflarıma buradan selamım saygım. Hepsi öz görevini yapar. Güzel. Hepsi gerçekten iş yapırlar. Hmm. Selamım saygına teker teker adlarını güzel, demek isterim. Güzel, güzel, güzel. Başladık. Yani bir aile gibi çağırırız. Aile gibi, gerçekten aile gibi çağırırız. Hapsına saygım. Hmm. Yani gerçekten gönülden bunlara saygı gösteririm. Hmm. Bunu Ersen Bey, indi başladık. 1000 kıta dünün tavsiye olundu. Günde? Günlük demem sana. Ama benim yanında gönüllü çalışan, tavuğu çalışanlar gelip, gehi insan geldi 2 saat çalışır. Gehi insan geldi sabah 8.30'dan yanıma girip saat 7'ye kadar çalışan güzel. Vardı. Yemeği, akşam 7'ye kadar. Akşam 7'ye kadar benim müntede açıktı. İndi bu hale tarihe de otlada da açmışız biz. Güzel. Otla günleri Seyyid-i Muhafız indi bizim bir gün tatildi. Dünen tatildi. O tatile evet. göre bizim muvazzaf insanlarımız çalışır. Tabii ki muvazzaf olmayan insanlar da meyanımda durdular. Doğru. Günlük 1000 kıtam var. Bu tabii ki bir güzel şekilde yapılıyor. Yani gerçekten ben bunu sıhhadan da şeyine muvaffakiyetle almışım. Doktorla telefonu yan aldım. Doktor Abdülhalik yanımda huzur etti. Bu işi gördü. İşraf ettiler. İşraf ettiler. Hel acaba bu iş sahi bir şekilde yapılıyor. Onu öz görevle, öz gözleri önünde yapıldı, bakıldı. Herkes çalışanlar elliğe elinde, kemaması burnunda. Güzel. Tavfikimiz de vardı. Onu gerçekten olmadı. Yani onun fırsat olmadı resimlerini tamam. getirelim sen için. Bu zaradan destek aldım çok şükür. Maddi destek geldi benim için. Güzel. Bunu bir gün durutmuşuk. Doğrusu bir gün para biraz bilsen bu işler parayla yapıldı. Tabii tabii. Tavfi olmak şekilde de ama madde için para İster. Lazım. Azından mavat parası. Mavat parası. Benim için zaten o para gelecekti. O para gelince... Yani bu paranın milletin ben. Seven insanlar mesela, ben. İnsaniyete yakın insan olanlar olar size destek olurlar. Tabii tabii. Yani para yok. Ben milletten para almak hiç şeyim yoktu. Bana vizaret şebab ve riyada bana para desteği gönderdi. Güzel, güzel. Onu, evet. Bunun için yani mavat alak. Bu istimrariyetsin. Allah korusun biz hastalığı bütün ümmeti İslam üzerinden kaldırsın inşallah. Bas biz o hedeften başladık. El-vukaye hayrı minel ilaç. Tabii. Biz kendimizi mukayede yakın tabii. gelen... İyiydi. Bir şey fikrime de geçti efendim. Yani siz burada gördüğüm halde kemamat yapsız. Yani bir tavuğu bir şekilde orada olan çalışanlar, seni muvazzafları, özü, cenabı. İyiydi. Düşünmeyip siz mesela bunlar için bir devre tetkife de kurarsınız. Mesela bir doktor getirersiniz orada. Milleti toplantırasız diyeğin. Böyle toplantırmak indim bence biraz yasak yani. Ne şazdı. Yani ağzından tavasıl içtimaide de olsa çünkü sizi bir grubuyuz var bilersem. Muntedeyat. Yani millete daha fazla destek vermek. Çünkü bazı insanlar var bilmir. Yani bazı insanlar var bilmir. Bu hastalıktan ne şekilde sözlerin uzak yetsiler ne filan. Bunu düşünmeyip siz yani yoksa. Ersen Bey ben az önce de geldim. Bütün bizim şuablar vardı. Müdüriyede bizim Kaptan Tar dediğimiz zaman şubede tıbbi riyada görevlisiydi. Bundan bir hafta iki hafta önce daha bu tecemmü şeyi çıkmadan önce yani yasağı çıkmadan önce sahadan bizim için şeyleri getirdi. Doktor Abdülhalık'tı, Sid Aliyyad'ı zannedersem adları zikretmek hatırıma gelirse bunları getirdi. Bizim için olan muvazzaflara ve gelen arkadaşlar var idi bizimden katıldı. Bu a'raz vikaye diyen şeyler bizim için açıkladılar bizim için hastalıklar. Hatta yanlarında şeyler de var idi. Postaratları yani. Filanlar var. Hepsi bizim için getirmişler. Takriben bir saat şeyinde, bir saat zarfında. Yani muvazzaflar için. Muvazzaflar için bunu açıkladılar. Ne şekilde vikaye olduk, ne şekilde neler etmemiz lazım. Güzel. Ne ellerimizi bütün her zaman takip etmemiz lazım. Biraz bu aralar yani tokalaşmağı. Toplantıdan biraz uzak olan toplantıdan uzak olan yığıntılı yerden biz gerçekten bunu aldığımız şeyde de yığıntı ama benim şu an terzilik şeyimde biraz yığıntılı vardı. Ama o tarih bir şeydi. Doğru. Ben nece diğer bütün önlemi almışım onun için.
herkes elmeğine maske astım. O noktaya da derdim yani bu seni yanında çalışan insanlar ki bütün yönleriden geldiler. Parasız pulsuz toplanırlardı yani hastalıktan korkmadan işlerinden olublar, karlarından olublar fisebil ki milletlerine hizmetlerini göstersinler. Ne güzel bir şekilde adam. İnan ki ben diyendem Irak millet. Baksan bunu konuştuk benim canım yani bilmiyorum. İnsan heyecan oldu. Çünkü neden? Bak Irak milleti ne güzel bir millet. Yani azından mesela her insan ki bu kemamanı yaptığı zamanda inan ki çok bir asan şekildeydi. Ama maneviyen çok büyük bir destekti. Bak ne güzel bizim milletimiz var. Bak ne güzel bizim birbirin dillerimiz olsun. Arap olsun, Kürt kardeşler olsun, Mesihi olsun, Türkman olsun, başka şeyler olsun. Birbirine destek olmakları halde çok önemlidir bizim için. Yani görürük de bunları sizi canabıyla sen konuştukça inan ki ben heyecanlandım. Tabi bu da boşundan gelmez. Ki yani bir destek olmasa bunlara toplanmak bence bir zahmet de. Yani bu kadın Allah ya Rabbi saklatsın bütün işleyenler orada arkadaşlarımız. Ama bu kadın yalnız başına da bir şey edebilmezdi. Eğer sizi desteğiniz olmasaydı, eğer orada çalışan destekleri olmasaydı. Bilirsen biz bir müştemeh şerkideyiz. Biraz kadın bizim için başka yerde çalışmağı biraz yasak. Yani yok tüm yerde, bazı yerlerde. Ama bu kadınlarımız ellerinden, gözlerinden öperek, pardon, yani bu şeyleri düşünmeden ki geldiler, bu işlere katıldılar. Bes oncana milletlerine hizmet etsiler. Ne güzel. Bence bunlar bir vizaradan teklim olunsalar da hele azdı. Yani düşünüp siz bunlar için mesela bir şey edersiniz. Azından bir yorgunlukları. Vallahi Ersem Bey, gerçekten sen en özel noktaya değindin. Yani bu teklim mevzunu inşallah biz hamlelerin içindeyiz hala. Bunu tabii ki beynimde bir şekilde planlamışım özünü. Yani bir şekilde remzi bir şekilde dolduysa gerçekten onlar gelmediler. Yani karşılıklı gelmediler. Tavuğu bir şekilde geldiler ama ben onları inan hiç boş döndürmeyeceğim. Boş döndürmeyeceğim inşallah herkesin cezasını yani, vereceğim. Azından yani azından mesela bu işler olduğu halde azından bunları tekrim etmek lazımdı. Yani insanın her vakit üzerine hak düşer ve hakkı da var yani. Şimdi bu hak düşüp üzerlerine tabi bunların kimse de kapılarını çalmadı ki öz kendilerinden tabii, geldiler. Tabii. Ne güzel bir işte yapılar. Bence de yani hürmetim var. Bir dairenin müdiri ki çalışan olduysa bir aile gibi işledikçe elbet ki bu işleri yaparlar. Yani tüm dairelerde ben temennim budur. Yani bir şekilde ki el ele versinler filan yetsinler çalıştıkları zaman elbet ki hizmetleri daha fazla millete gösterirler. Her şey adım geçerken öz bazarımıza. Güzelim düz hurmatı ne demek? Sen 10 yıl civarında yurt dışındaydın. Ben. Yani 10 yıl civarında yurt dışında gittiği halde bir de dönmeyi ne demek düz hurmat sen için? Ersem Bey, düz hurmatı demek insanın doğduğu yeri yani vasf olan bir şey değil. İnsan, ben düz hurmatı göz açtım. Düz hurmatı gerçekten İgidler bölgesiydi. Yani nereden bakarsa ben öz çapımda bunu konuşuyorum. Nereden bakarsa bizim İgidlerimiz bütün devayelerde, bütün Irak'ın bölgesinde gerçekten görevlerini yaparlar ve güzel şekilde de yaparlar. Güzel bir şekilde yaparlar. Yani bunu bütün millet de bilir. İnkar olunmayan. İnkar olunmayan bir şeydi. Aynen herkes yani saygın bütün çalışan insanlarımıza. Duzlavlara belirli. Ahra 2. Kerkük bölgesinde de ben kendim görev yaptığım için Kerkük'e de saygım vardı. Ama düz hurmattan konuşarken düz hurmatı İgidler bölgesiydi. Şehitler bölgesiydi. Gerçekten biz geçmişimiz vardı. Güzel bir geçmişimiz var. Acılı bir geçmişimiz vardı. Doğru. Gerçekten yani günler yaşadık. Buna herkes şahitti. O yakın zamanda çok zor günler geçirdi düz hurmatı. Onu Cenab-ı da bilir, bütün seyircilerimiz de bilir bunu. Ve düz hurmatı ne konuşsak hakkında azdı. Yürekten ne konuşsak o vasf olunmayan bir şeydi. Erşed Bey, sen dediğin gibi bence yani ki görürük de bütün yerde Türkman çalışan insanlar çok farklı çalışırlar. Yani yok bez düz hurmatı olsun, Kerkük olsun, Tezel olsun, Kifirli olsun, Telafarlı olsun. İnan ki burada yani ki biz Bağdat'ta asım olduğumuz zaman da ki bu dairelerde çalıştığı zaman yani çok farklı da başka çalışanlardan. Doğru. Bilmiyorum ne şekilde yani güzel işlerine, tam işlerine güzel bir şekilde bakırlar. Bu da neye delil attı? Delil attı biz
Irak'ı seven bir millətik. Aynen. Yani bazı geçenlerde bize diyorlar, yok siz şeyiz başka devletlere, yok. İnan ki biz Iraklıyız, Iraklı kallıq, Irakçı da kan tökərik, ispat ettik bunu. Aynen öyle. O zaman düz xurmatı ne kadar da hakkında konuşsak, tamam hakkımız da var öz bölgemiz üzerine konuşalım, hürmetimiz de var başka bölgelere. Ama dediğimiz gibi çok acı günler geçti üzerimizden. Bu acı günler geçtiği zaman biz daha fazla heyecan tutur bizi. Aynen. Biz daha fazla bu işlere yakın bir şekilde bakırız. Biz daha fazla daha güzel hizmetimizi görsədirik millete. Erşed Bey, Tahir Muhammed Tuzlu. Aynen. Tahir Muhammed Tuzlu'yla çok dostluğu var. Aynen. Tahir Muhammed Tuzlu güzel şiir de yazar. Aynen. Çok dostluğu var özüden. Bakıram çok çalışmalarıyız da bir yerde. Bence seniden daire de bir yerde döyüyor. Ben bu görevi aldığımdan şey ayrıldık tabii ki bir dairedeydik. İndi ayrılıpsınız. Ayrılmak sayılmaz. Her gün de görüşürük. Bütün desteği de gerçekten Kaptan Tahir'den Allah'ım özün aziz kardeşim. Gerçekten özü de onu bilirim. Ben de aynen bu şekilde şey ederek. İnan ki müdüriyet çabası Riyadat Kerkuk'u zannedersem çoklar diğeri Kaptan Tahir'den her şey diğerdir. Özün. Doğru. Bu mesajı bunların iletirem yani gerçekten de belada. Çünkü gönülden çalışırız. Doğru. İyiydi Kaptan Tahir bilirsen güzel koryatlar da yazar. Bir beste de vaktinde yazmıştı. He. İlk görüşte sevdim, sevmez olsaydım. Neyse temelimiz budur. Bir gün programımızda da misafir edek özünü yani. Çünkü biz her iyi insanlara gönlümüz açıldı. Kucaklar bir insanlara. Hatta ki bildirakın yurt dışında olan bilsin Irak Türkmenleri ne güzel işler yapırlar. Aynen. Ne düşünüp sen geleceklerde? Ersem, insan çalıştıktan sonra her şey geliyor yine. Ben doğrusu bu kamama konusuna dönmem. Yani Bele. Bizim şeyim plan şeyimde yok idi yani cedvelimde yok idi. Ama elimden geldiğini son şeye kadar son gücüme kadar ben görevimde hizmet edeceğim. Çok da yoğuran bu aralar yani gerçekten işler yaparım. Benim müntede son zamanlarda yani mağrazım oldu. Mağraz lil-xiyata, derzilik mağrazı. Bu dikişler dikildi. El işleri yapıldı. Güzel. Hatta müzisyen getirdim belki gördüğü şeylerini. Tamam. Kamanı olsun, orgu olsun, dikişi olsun, el işler, hat işler. Bizim büyük hattatlar yanımda mağrazı yaptılar. Mağrazı hattı arabi, el işleri. Bunlar en son zamanda bunlar yapıldı. Ve bunun için aynen öz şeyimde çok şeyler yapacağım. Onu inşallah geleceklerde onu inşallah görürsünüz. Tamam. Zamanı. O zaman biz de her vakit size destek. Yani i̇nşallah. Biz Kadir Türkmaniye, Kerk'te olsun, bütün bölgelerde olsun hemen biz sizlere destek. Hatta bu yaptığı işleri tüm dünyaya görse daha inşallah. Bu da sizi yani bizden bir asant bir şekilde sizlere hizmeti. Çünkü siz ettiğiniz hizmetler çok büyüktü. Erşed Bey programımızın sonuna geldik. Son sözde alım senden programı kapadım. Ersem Bey, önce şükranlarım sana. Şeref verdiğim bana daveti çok teşekkür ederim seni buradan. Ve bütün beni seyredenler, bütün izleyenlere şükranlarımı, selamımı, saygımı bütün millete, özellikle benimle çalışan insanlara. Sağ olsun kameramen arkadaşlar da, Cenab-ı da ve bütün yardım eden ve destek olan bizlere şükranlarım. Sağ olasın. O zaman biz de sana diyoruz ki bizi kırmadan programımızı, davetimizi kabul etmeye çok bizlere ve bütün çalışan arkadaşlara büyük şeref verdin. İnşallah seni daha güzel yerlerde görürük. Çünkü hakikaten insanı işi görseydi. Eski bir söz var diyor, ağamı işte görürüm. İnşallah seni güzel işlerde görürük, büyük işlerde. Buradan da getirdiğinden güzelim düz hürmatı ilk önceden Haydar Amiye, Haydar Humas'a kucak dolusu salam ve bütün kardeşlere ve bütün orada çalışanlara. Onu da unutmayalım Doktor Meytem Hüseyin. O da bizim çünkü dünen beraber oturmamız. Ona da saygı, hürmetimiz var. Kucak dolusu bütün güzelim düz hürmatı. Sağ olasın Erşen. Eyvallah, sağ olasın. Tabii değerli seyircilerimiz, gördüğünüz gibi bugünkü programımızın misafir fakarasını burada sona vereceğiz. Ama geleceklerde güzel misafirler ve güzel konuşmalar daha güzel olacağıdır. O zaman geçen bir kısa ara verek güzelim Bağdat'tan tekrar sizlere dönelim.